izleyiciler, değerli ulusal kanal izleyicileri, değerli ulusal radyo dinleyicileri, bir Büyük Saat Edebiyat programıyla daha karşınızdayız. Ben Ahmet Yıldız, konuğum çok değerli bir yazarımız, kadın yazarımız demiyorum, Erendiz Atasu. Bunu da konuşacağız değerli Erendiz Atasu'yla. Acaba kadın erkek yazar ayrımı yapılabilir mi diye. Programımızda daha çok elbette Türkiye'de kadın yazarlarımız edebiyatımıza çok önemli katkıda bulundular. Onlarla ilgili konuşmaya çalışacağız. Bir kadın yazar olarak Türk edebiyatının durumu hakkında ne kadar konuşabilir miyiz süremiz el verirse, ama daha çok ekrana da gelecek. Ödül kitabı olarak da gelecek. Baharat Ülkesi'nin Hazin Tarihi romanını, en son romanını konuşacağız. Çok ilginç çıkarımlar yapabiliriz hep birlikte diye düşünüyorum. Hoş geldiniz Erendiz Hoş Atasu. bulduk. Bir edebiyat sorumuzu da soralım, ondan Tamam. sonra konuşmamıza Tamam, geçelim. gayet de. Şimdi edebiyat sorumuza geçiyoruz. Şiir, roman, hikaye, deneme, tiyatro, günce gibi pek çok edebi eser vermiştir. Ben yanlış bir şey okuduk herhalde. 17. yüzyıl şairlerimizdendir. Hafız'ın Divanı, Şadi'nin Gülistanı gibi pek çok önemli eseri okudu. İlk mahlası Arapçada zararlı anlamına gelen zarridir. 4. Murat genellikle onu korusa da sadrazamlara bile ağır küfürler içeren hicivler yazıp zindanlara atılmış. Affedilmiş, yine atılmıştır. Nihayet ölümü de hiciv yüzünden olmuş. 1635 yılında dönemin veziri için yazdığı hiciv yüzünden vezir tarafından sarayın odunluğunda boğdurularak cesedi denize atılmıştır. Bu yiğit, korkusuz şairimizin adı nedir? Divan şairimizin demiyorum. Yani şairimizin diyorum. Çünkü gerçekten de bu şairimizden yani sorusunu sordum şairimiz. Ağzımızdan İsmi, ismini bazen kaçırıyordum ben. kaçıracağız İsmini kaçırmayayım ama zaten sonunda bilenler biliyordur. Sonunda da biraz daha açıklama getireceğiz. Doğru yanıt bilenlere Erendiz Atasu'nun kitaplarından birer tane göndereceğiz. Baharat ülkesinin hazin tarihini göndermeye de özel çaba göstereceğiz. Değerli Erendiz Atasu. Yani Erendiz Atasu adı hemen bize bir kadın sorunları gibi kadın yazarı imgesi uyandırıyor hemen aklımızda. Zaten bir kadın yazarsınız Evet. cinsiyet olarak da. Türkiye'de kadınlarımızın toplumsal yaşam içinde ekonomiye katkıda, siyasal hayatta, edebiyatta, bilimde konumları, niteliksel ve niceliksel durumları sizce nedir? Çok kısa bir bununla giriş yaparsak iyi olur dedi. Hazır sizi bulmuşken. Şimdi bizim ülkemizde kadınların durumu hiçbir zaman çok parlak olmadı tabii de. Hani Cumhuriyet'in kurulduğu dönemlerde nasıldı kadınların durumu? Nazım'ın şiirinde gayet veciz bir şekilde anlattığı gibi, yani soframızda öküzden sonra gelen yeri vesaire. Fakat Cumhuriyet çok büyük bir atılım sağladı kadınların hayatında. Hukuk devrimi, kadın devrimi, eğitim devrimi vesaire. Tabii büyük bir iyileşme oldu ve çok nitelikli, eğitimli bir kadın nüfus yetişti. Şimdi bu iyileşme homojen dağılmadı ülkeye tabii, bunu iddia edemeyiz. Yani şehirden kırsala gittikçe zayıfladı, batıdan doğuya gittikçe zayıfladı. Ama yani bir 20 yıl önce bir dahi çok nitelikli bir eğitimli kadın nüfus vardı. Tabii Türkiye'nin seçtiği yol diyeceğim, kadınlar için iyi sonuçlar doğuracak bir yol değil. Ve bunun sıkıntısını hep birlikte yaşıyoruz ve herhalde daha da yaşayacağız. Hani Duygu Esen'e ne demişti? Kadının adı yok, şimdi ismi yok yani. Şimdi kadın cinayetlerine bakarak neredeyse cismi de olmayacak. Böyle bir durumdayız. Ben çok da Maalesef, iyimser değilim. evet, maalesef hem her gün izlediğimiz kadın cinayetleri, kadın üzerine, kadını insan yerine koymama, cinayetle öldürebilecek, cinayet işleyebilecek kadar o değere getirme. Ama bunun yanında da sanki örneğin bilim insanları, özellikle tıpta kadın sayısının neredeyse Avrupa düzeyinde olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Hemşirelerimiz, Evet, tabii, bakımcılarımız, tabii. öğretmen sayısında. Öğretmen, tabii. Yani kadınlarımızın, yani Türk ekonomisinden çektiğimiz zaman Türkiye'nin
şeyinden çok büyük bir boşluk doğacak. Mutlaka. Açık. Ben tabii. Orası yani şöyle öyle. Bir şey, çelişkileri iç içe yaşıyoruz. Evet, doğru. Yani feodal doğru. çelişkilerle çağdaş ya da modern hayatın getirmiş olduğu ilişkiler birbirlerini... Ama bunu bir an önce bitirmemiz gerekiyor. Evet. Bir an önce, yani Türkiye'nin şimdiye kadar bu sorunu halletmesi lazım. Tabii haklısınız. Peki Türk kadın yazarları, anlatın, batılı hemcinsleri, yani batılı kadın yazarlarına oranla bir aydınlanma yaşamamış. Yani bu laiklik. Ülkemiz yaşamamış. Evet, bir aydınlanma süreci yaşamamış bir ülkede yazar olarak var oldular. Yine de isimleri var. Bu kadın yazarlarımız kimler? Neler söyleyebilirsiniz bunlara? Şimdi ben hep şeyi düşünürüm biliyor musun Ahmet? Bir defa her ülkenin halk sanatı, yani anonim sanat, bence büyük ölçüde kadın emeğinin üstünde durur. Adı bilinmeyen kadınların. Yani manileri kim yazdı? Değil mi? Hiç düşünmemiştim. Ninnileri kim söyledi? Benim babaannemin yazdığını biliyorum. Peki halılardaki o eli belinde motifini ilk yapan kadında kübist bir ressamın gözü yok muydu? Kadın vücuduna baktı ve bir üçgen gördü. Yani kadınların emeği inkar edilemez. Cumhuriyetten önce gördüğümüz, hani ben meslekten edebiyat bilimci değilim, edebiyat tarihçi değilim ama hani benim izlenimim şudur ki Cumhuriyetten önce adı bilinen kadınlar, mesela şair Fitnat Hanım, şair Nigar Hanım, şair ve bestekar Leyla Saz Hanım, Halide Edip Hanım, işte Fatma Aliye Hanım. Bunlar hepsi, hani Osmanlı aristokrasisi demek ne kadar doğru olur sosyolojik olarak bilmiyorum ama yani üst sınıf ailelerin kızları. Hani hem maddi açıdan rahat ve zengin sayılabilecek bir aile, hem de kültürle iç içe bir aile. Cumhuriyetin demin sözünü ettiğim devrimlerinden sonra biz büyük bir değişiklik görüyoruz. Şimdi Cumhuriyet'in ilk kadın yazarları, yani 20'lerin sonu 30'larda doğanlar. Adalet Ağoğlu, Leyla Erbil, efendim Gülten Akın, Tomris Uyar daha genç. Hepsi orta halli ailelerin kızları. Ayla Kutlu, kırklara gelelim işte Pınar Kür, İnce Aral, ben... unuttuğum arkadaşlarım var, kuşkusuz insan heyecanlanıyor. Yani öyle aman aman varsıl vesaire aile kızları değil bunlar. Senur Sezer işçilikten gelir. Bizden daha genç ama Latife Tekin kırsal kökenlidir. Yani edebiyatçı özellikle roman için insanın hani kültürle bir tanışması ve hemhal olması lazım. Bunu kadınlarda orta tabakaya kadar Cumhuriyet başarmış. Ve tabii devamı geliyor. Ben tabii çok önemsiyorum hemcinslerimin yarattığı edebiyatı. Kadının sesini duyuruyorlar. Bastırılmış, binlerce yıl bastırılmış kadınlık sesini biz duyurmaya çalışıyoruz. Kadın deneyimini toplumun bilincine aktarmaya çalışıyoruz diye yorumluyorum. Evet, Türkiye'de kadın olmak gerçekten çok zor. Yani evet. Ben dünyanın her yerinde zor. Ama dışarıdan gördüğüm kadarıyla neler yaşadıklarını ancak biz çok az bir kısmını fark edebiliyoruz toplum olarak. Evet. Toplumun diğer üyeleri olarak, cinsleri olarak. İşte fark edilmemenin bir kısmı da kadınların susturulmuş olması. Kadın edebiyatını daha fazla okursanız daha çok fark edersiniz. Yani kadınların susturulmuş... evet, yani onu bilemiyoruz işte. Siz daha iyi biliyorsunuz susturulma şeyleri nedir. Peki yani yazarları kadın erkek olarak ayırmak ne derece doğru? Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Şimdi cinsiyet çok önemli. Yani bir kadın cinsi bir cinsiyeti var, erkek cinsi cinsiyeti var. Bu insanların dünyaya, doğaya, insanlara, olaylara bakış açıları çok farklı olabiliyor. Psikolojileri çok farklı olabiliyor. Her ne kadar aynı sayıda kas taşıyor olsalar da yani kadınlarda da aynı kas sayısı var. Ama var mı sizde böyle bir, bu edebiyata yansıyor mu? Yani edebiyata bu cinsiyet ayrımı yani ne derece yansıyor? Yani şimdi Ahmetciğim, edebiyat öyle bir şey ki zaman zaman ayrıntılar sanatı, zaman zaman aykırılıklar sanatı. Onun için kesin kurallar koymak, çok kesin cümleler kurabilmek edebiyatta pek mümkün değil. Hani yazar kimliği ve kişiliği yalın kat olan bir insan değildir, katmanlı bir insandır. Kimisi ne bileyim sınıfsal kimliğini öne alarak yazar. Kimisi ulusal kimliğini, kimisi cinsiyet kimliğini. Bu her zaman bilinçli bir seçim de olmayabilir. Yani bilinçaltı bir yöneliş de olabilir.
her yazar için illa kadın yazar, erkek yazar kimliğine sokulacaktır diye bir şey yok. Yani ne kendini hissederek yazmışsa o eserini, ona saygı göstermek lazım. İlla böyle bir ayrım yapılır demiyorum. Ama bir kadın edebiyatı diye bir şey var. Hani bunu yapan kadınlar var. Bütün kadın yazarlar kadın edebiyatı üretiyor değil. Erkekler kadın edebiyatı üretemez değil. Kadınları kendilerinden daha iyi, yani kadınların ki kadınları tanıdığından daha iyi tanıyan erkekler de olabilir. Anlatabiliyor muyum? Ama ben kendi adıma kadın edebiyatı yaptığımı düşünüyorum. Çünkü toplumdaki yerimi hiç unutmadan ben yazıyorum. Nedir yerim? Toplum sınıf sınıf, her sınıf iki kat. Üst katta zat-ı aliler, alt katta bizler. Yani hep bu açıdan bakıyorum. Onun için ve bu ataerkil kültürü eleştirmek istiyorum. Hani reçete sunacak halim yok ama eleştirilecek yanlarını dile getirmek istiyorum. Onun için ben bir kadın edebiyatı yapan bir yazarım. Ama her yazar için böyle bir şart yok tabii. Bilmeyen izleyicilerimiz için de söyleyelim. Eren Deniz Atasu ilk kitabının adı Kadınlar da Vardır'dı. Ve tam 1980'de 80'in en 82, çetre 82 83'te basıldı. 80'li yıllar dediğimiz şeyin en çetrefilli dönemleri. Yani kültürel olarak da 1980 askeri yönetiminin hegemonya kurmaya çalıştığı bir dönemde. O dönemde Kadınlar da Vardır. Yani kadın sanki 12 Eylül'e karşı yani Kadınca dergisi de o dönemde çıkmaya başladı. Sanki 12 Eylül'ün hegemonyasına, baskılarına karşı direnen kadınlarımız oldu. Edebiyatımızda birden kadınlarımız ortaya çıkmaya başladı. Ayla Kutlu da tekrar gündeme gelmeye başladı o dönemde. 1982'de Kadınlar da Vardır'la Akademi akademi kitabevi. kitabı ve öykü birincilik ödülü Evet. aldınız. Evet. Güzel bir ödüldü değil mi? O çok güzel bir ödüldü. Allah rahmet eylesin. Hadi Olcay'ı da burada anmış olalım. Gençlere bir fırsat kapısı açıyordu. Edebiyat dünyasının sosyal ilişkilerinin dışında yaşayan ve yazan gençlere bir varoluş kapısı açıyordu. Onun için hakikaten önemliydi. Ben tabii kuyruğundan yakaladım. 35 yaşında müracaat ettim. 36'ya kalsam edemezdim. Ve kitap birinci ol, yani dosyaydı tabii. Birinci olunca ertesi sene Varlık onu bastı. O zamanlar ödüllerin bir elektriği vardı. Kazanan kitaplar yankılanırdı. Hani şimdi kim kime dumduma. O zaman öyle değildi ve o kitap basılırdı. Onun için bir kadın için edebiyat yaşamının belki en sıkıntılı olabilecek o ilk yayınlanma aşamasını ben kolay atlattım. Şansım vardı. Ben de Evet, 1987'de sen son de aldın. kuyruğuna da ben yetiştim. Sonra Hadi Bey Vallahi dosyamı öldü göndermiştim orada ve birinci olduğumu gazetede evet, Milliyet'te okudu. sen de öyle Yani ne kazandın. güzel Çok da bir... mesela Murat Hamvungan oradan kazanmıştır, Evet. Feyza Hepçilingirler oradan kazanmıştır falan. Yani Yani hakikaten şimdi böyle edebiyatımıza katkısı olan bir ödüldü. Yazık ki o devam etmedi. ben her zaman söylüyorum. Edebiyat ödüllerindeki seçici kuruldaki arkadaşlarımız bir doktor. Ameliyat masasındaki bir doktor kadar dikkatli olmalılar. Çünkü bakın işte bizi es geçmiş olsalardı, sizi es geçmiş olsalardı. Belki yeteneksiz daha orada almaması gereken, edebiyatta Biraz olmaması gereken, şans, evet. başka bir iş yapması, meslek yapması gereken kişiye vermiş olsalardı ne kadar büyük bir fakirlik ve şey o ödüllerle Türk edebiyatı bugün ayakta duruyor. Yalnızca akademi kitabı büyük ödüllü. Çok önemli noktalarda arkadaşlarımız var. Eleştirmen Feridun Andaş'tan. Çok önemli arkadaşlar, şairlerimiz var. Peki değerli izleyicilerimize sizin bu konuştuğumuz kitaplarınıza gireceğiz şimdi. Ama da ondan önce bir metninizi hazırlamıştık. O metni ekrana getirsek izin Peki, verirseniz. buyurun. Küçük bir bukle bir parça. Acıdan başkasının yüzünü gördüğümüz yoktu. Gönüller 6 yıldır buradaymış. Kızı Selda daha çocuktu demek biz tanıştığımızda. Hiç ayrımına varmamıştım. İnsanları geometrik biçimli bu apartman dairelerine hapsedip birbirlerinden yalıtmış kent merkezinde yaşam. Yabancıları barındıran bu iç içe pencereler, balkonlar, hapishanelerin kısıtlayıcı duvarlarını, demirlerini kalınlaştırmaktan başka işe yaramıyor. Balkon saati gerçekten... Balkonlar sanki özgürlük. Çok güzel bir metindi. Ben orada bir şeye rastladım. Bu saptama hepimiz aynı yabancılığı yaşıyoruz apartmanlara gömülerek.
kırlara kaçalım diyorum. Zaten sizin şimdi kitaplarınızın bazı başlıklarını söyleyeyim. Kadınlarda vardır. Dullara yakışır. Taş üstünde gül oyması. Kadınlığım, yazarlarım, yurdum. Yani kadın şeyleriyle, sorunlarıyla ilgili kitaplarınıza bakıyorum. Ama bunun yanında da yazdığınız romanlarla, özellikle denemeleriniz de çok değerli. Romanlarda Türkiye'nin toplumsal yapısı, siyasal erk, buna karşı da çok büyük bir eleştirel bakış açınız var romanlarınızda. Bir yanılıyor muyum burada? Yok, yanılmıyorsunuz. Yani tabii insan, ben şöyle düşünürüm. İnsanın kaderi yaşadığı tarihsel dönem tarafından çiziliyor aslında. Yani yaşadığımız bütün sosyal çalkantılar hepimizin üzerinde bireysel izler bırakıyor. Hayatlarımız bambaşka olabilirdi kimi çalkantılar yaşanmasaydı. Hani illa olumsuz oluyor anlamına demiyorum ama bir iz bırakıyor. Yani bireyi ben ruh halleriyle incelemeyi severim. Ama o ruh halleri toplumsal dalgalanmalarla çok irtibat halinde, çok fazla etkileşim içerisinde. Onun için ister istemez Türkiye'nin çalkantıları romanlara giriyor. Ve zaten kadınları meseleleri ne kadar kafamı uğraştırıyorsa, Türkiye'nin yaşadığı bu, daha ağır bir kelime kullanmayı istemiyorum, şiddetli sarsıntı da beni o kadar etkiliyor ve düşündürüyor ve üzüyor. Peki madem öyle, son romanınıza gelelim. Evet. Baharat Ülkesi'nin Hazin Sonu Hazin romanı. Hazin Tarihi. Hazin Tarihi. Bence bak sonu olan sonu da olabilirdi. Hazin Tarihi. Ben olsam demek ki böyle bir isim koyacaktım. Baharat Ülkesi'nin Hazin Geleceği Tarihi. Geleceği göremiyoruz. Tarihi hangi amaçlarla yazdınız? Şimdi bu eleştirel bakış açısıyla mı yazdınız? Şimdi romanda bilim kurgu, sanki bir uçak şeye iniyor, uzay aracı gibi şimdi bir şey var ama. Roman aslında ana konusuyla pek de bağlantılı olmayan bir imgeden doğuyor. Bunun evet. da ilk tohumu benim gözümde beliren böyle bir mavi, ben uçaktan çok korkarım, biniyorum ama korkarım. Mavi gök, mavi bir deniz evet. ve pike yapan bir uçak. Nereden olduysa gözümde böyle bir görüntü belirdi. Sonra onu bu kitabın başlangıç imgesi olarak kullandım. Hindistan'a gitmiştim. Hindistan, yani turist olarak gittim. Çok etkileyici bir ülkeydi. Çok çeşitli biçimlerde insan oradan etkileniyor. Şimdi o fazla uzatmayalım konuyu. Beni düşündüren şuydu. Biz bir büyük devrim ve kurtuluş savaşı yaşadık. Büyük bir önderimiz vardı, Mustafa Kemal Atatürk. Orası da bir kurtuluş savaşı yaşadı. Başka bir yoldan, barışçı bir mücadeleyle, silahsız bir mücadeleyle başarmaya çalıştı. Barışçı, daha doğrusu pasif direnişçi bir önderleri vardı. Orada da bir büyük devrim oldu. Fakat bütün devrimler yarım başarılar olarak kalıyor. Karşı devrim dalgaları devrimlerin başarılarını yarım başarılara çeviriyor. Belki kendi özelimizde, kendi memleketimin özelinde bunun nasıl olduğunu ben kendim anlamak istedim. Yani elbette siyaset bilimciler, toplum bilimciler bu konuda pek çok şey yazıyor, çiziyor. İnsanlar da merak eden tabii ki okuyor. Ama bilimsel bir kitabı aklınla kavrarsın. Edebiyatın özelliği nedir? Yüreğinle de kavrarsın. Yaşamadığın bir şeyi yaşamış gibi sana hissettirir. Peki Cevahir Mehta, evet. Gandhi ile Atatürk'ün karışımı evet, bir liderdir diyebilir evet, miyiz? Burada? Evet, öyle bir şey yani yapmak şiddeti istedim. Şiddeti sevmeyen, evet. şiddeti ama reddeden, icap ettiğinde de kullanıyor. Buradaki Gandhi ama, kullanıyor şiddeti. Ama Atatürk'le şöyle söyleyeyim, güzel bir dünya, olsun. Güzel bir ülke kurmak isteyen evet. önderlerin karşı karşıya kalmış oldukları sorunlar. Evet. Bildik sorunlar gibi gözüküyor ama büyük sürprizlerle de dolu bir kitap. Baharat Ülkesi'nin Hazin Tarihi'ni ben seve seve insanlarımızın okuyacağını, bir sürü de okuyacağını. Yani insan nasıl kendi yüzünü göremez, aynaya bakınca görür değil mi? Hı-hı. Yani sinema perdesi bir aynadır, tiyatro sahnesi bir aynadır, roman sayfaları aynadır. Orada kendi halimizi ben önce bir kendim görmek istedim. Evet. Ve de okuyanlar da o şekilde görebilirler diye düşündüm. Peki.
Doğru yanıtı ver. Distopya bu kitap aslında. Yani bilim kurgu, bir ütopya, hani evet. Yani. distopya yazayım diye de yola çıkmadım ama sonuçta galiba bir distopya dediklerinden bir numune İnşallah oldum. ölümsüz bir kitap olduğunu düşünüyorum Türk Teşekkür edebiyatımızda. ederim. Bir doğru İnşallah yanıtı öyledir. verelim mi şairimizi Tamam. unutmayalım. Doğru yanıtımız Nefi'ydi. Şimdi şöyle Nefi Siyah-ı Kazası Nefi Türk şimdi divan şairlerini bir aşağılama şeyi var. Yani para için işte saray şairleri gibi söylenir. Fakat onlar orada çenelerini tutamadılar. Doğruları yine söylemek zorunda Tabii. kalıyorlar. Nefi'ye o kadar hem de 4. Murat gibi bir insanın yanında. Daha Erzurum'dan kalkıp oralara gelmiş bir insan. Şair kendisi. Ve bu kişi, ben o Nefi'ye çok saygı duyuyorum. Bugünkü sizin o eleştirel bakış açınızın atasıdır Nefi. Orada gördüğü kötülük, ya 4. Murat diyor, kaç defa hücreye atılıyor 4. Murat'ın şeyiyle çıkıyor dışarıya. Affıyla. Diyor ki Demek söz ver ki bana, yapma takdir şunu, şu etmiş. adamlarla ilgili eleştirel bir şey yazma. Yani bunlardan benim de başım belada ama yani onlarla götürüyorum işi. Yine duramıyor ve vezir hakkında şey yapıyor. Sadrazam hakkında şey yazıyor ve en sonunda da kendisi 4. Murat da onu kurtaramıyor ve çok feci bir biçimde vezirin bizzat şeyi tarafından öldürülüyor. Tam Bizanslıların yaptığı şeyle onlar da öyledir. Boğduktan sonra çuvalla denize atarlar. Aman Aynı ya. biçimde Nefi'nde. Sonu böyle olmuş. Onu saygıyla Tabii. anıyoruz. Da burada. Değerli Erendiz Atasu dakikamız sonuna geldik. Nasıl geldik bilmiyoruz. Umarım izleyicilerimiz kitaplarınıza yeniden özellikle bu Baharat Ülkesi'nin hazin tarihine son romanınız, başka romanlarınız da var. Biliyorum onların da yayınlanmasını bekliyoruz. Yayıncılığımız durumu iyi değil. Kağıt Evet. sıkıntısı var. Çok teşekkür Ben ediyoruz teşekkür katıldığınız ederim. için programımıza. Değerli izleyiciler, ben Ahmet Yıldız, konuğum yazar Erendiz Atasoy'du. Bir başka Büyük Saat Edebiyat programında buluşmak üzere. Hoşça kalın, iyi hafta sonları. Esen kalın.